İyiyim böyle. Ertuğrul merhaba. Merhaba Necip abi, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Vallahi iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Antalya'da Gloria Cup'ın ilk turnuvasını bitirdiniz. Şimdi ikincisine hazırlanıyorsunuz. Önce sana şunu sorayım. Kenarda maskeyle koçluk yapmak rahatsızlık veriyor mu? Nedir? Abi veriyor ama hani ben özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Maske sadece tabii benim için değil, aslında çevremdekiler için de bir gereklilik. Ama hakikaten rahatsızlık veriyor. Fakat dikkat etmeye, özen göstermeye çalışıyorum olabildiğince. Ya bir de yani izleyenler açısından da önemli bir mesaj. Yani orada maskeyle koçluk yapmanın zor olduğunu bildiğimiz halde senin maske takıyor olman bir sürü toplumda maske takmayan insanlar için de iyi bir örnek diye düşünüyorum. Valla biz ekip olarak buna özen göstermeye çalışıyoruz. Doktorumuzun çok hassas tavsiyeleri var bu konuyla alakalı. Bir de tabii test sonucunda iki tane pozitif çıkınca bir takım idarecimizde, bir de oyuncumuzun bir tanesinde, ekip olarak da biraz daha dikkat etmeye gayret ediyoruz. Ama tabii ne kadar edebiliyoruz? Bu sadece bizle alakalı değil, çevremizdeki insanlarla da alakalı bir durum. O yüzden yani biz kendimizce bir önlem şeyimiz var, paketimiz var. O paketin içinde kalmaya özen gösteriyoruz. Ertuğrul, sorularıma başlayayım. Şimdi sezon başı olduğu için bir takım karakterinden söz etmek için erken. Evet. Onu zaman ortaya koyacak. Ama yine de uzun pozisyonundaki eksiği de göz önünde bulundurarak ilk değerlendirmelerin nasıl? Necip abi, ben bu turnuvaya gelirken hem antrenman hem maç yapacağız. Zaten bir takım havasını yaşamamız lazım. Biraz da burayı kendimizce birkaç hafta önce bir bubble gibi düşünerek zaten karar vermiştik. Şunu görüyorum. Bir kere yine enerjisi yüksek ama bu sefer de kısa oyuncularda biraz daha yetenek seviyesi yüksek bir kadro haline dönüşmeye başladı. Bizim kadro öyle gözüküyor. Uzun oyuncuyu da biliyorsunuz Zach Hankins'le anlaşmıştık biz ama sağlık problemlerinden dolayı kontratını feshetmek zorunda kaldık daha İstanbul'a getiremeden. O bizi biraz zorladı. Ancak şimdi Jonathan Williams'la anlaştık. Tahmin ediyorum bugün İstanbul'da olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla oraya da enerjisi yüksek, rebound gücü yüksek bir oyuncuyla geçmeye gayret ettik. Elimizdeki şartlar doğrultusunda ve şu anki marketteki olabilecek en iyi oyuncuyu seçmeye gayret ettik. Neyi hedefliyoruz? Yani geçtiğimiz 2 yılki gibi enerjisi yüksek, açık sahayı oynayan, belki biraz daha iyi savunma yapmayı başaran geçen seneye göre bir takım yaratmaya gayret ediyoruz. Ama tabii bizim açımızdan kolay olmuyor. Eksikler de var. Göksel'in sakatlığı bizi oldukça sıkıntıya soktu. Dün Alex Hamilton'ın küçük bir sakatlığı vardı. Ayak tabanında, iki ayak tabanında deri kalktı. Herhalde buradaki sıcaktan dolayı. Ama gözüken şu, bu sene kısa oyuncuların biraz daha böyle daha etkili olduğu bir basketbola yöneleceğiz. Peki aradığın gardı buldun mu? 2 yıldır Galatasaray'ın garsonundan, oyun kurucusundan. Vallahi ben yani şimdi geçenlerde Greg Popovich'in de buna benzer bir açıklaması var. Artık bizim düşündüğümüz tarzda bir guard bulmak çok zor. Artık topu kim getiriyorsa guard o. Böyle bir açıklaması var. Bilmiyorum dikkatini çeken var mı kimsenin ama hakikaten ben ona çok katılıyorum. Yani biz geçtiğimiz 2 yıl boyunca Ty Webster'la, Can Korkmaz'la oynadık. Ve dolayısıyla bence her ikisi de bize büyük katkı yapan oyunculardı. Ty Webster'ın hiçbir derbi maçında kötü oynadığını ben hatırlamıyorum. O yüzden ben bu eleştirilere çok katılmıyorum. Fakat Alex Hamilton gerçekten bana göre bizim takımın aradığı bir gar. Topu elinde çok tutmayan, az dribbling yapıp topu çok çabuk yönlendiren, doğru adama doğru zamanda pası verebilen bir oyuncu. Ümit ediyorum bu şekilde devam ederiz. Son transferiniz Jonathan Williams'ın takımın kimyasına nasıl katkı sağlayacağını bekliyorsun, sağlamasını bekliyorsun? Aa, şimdi Necip abi, yani bize gelen bütün bilgiler bu çocuğun oyunculuğundan daha önce bizim dikkat ettiğimiz konu o. İyi bir karakter, antren yapmayı seven, çalışkan bir oyuncu oldu. Elbette genç bir oyuncu. Her genç oyuncu gibi, Amerikalı genç oyuncu gibi aklında hep bir NBA var. Bu sene aldığımız oyuncuların da aklında NBA var. Onu silmek zaten bence zaten doğru da değil. Hedefi olan oyuncu bulmak bence çok daha önemli.
bize ne katkı yapacak? Yani bir kere fiziksel anlamda atlet bir oyuncu, çabuk bir oyuncu, ön sahaya çabuk geleceğini düşünüyoruz. Pick and roll'larda çember üstüne daha çabuk çıkacağını düşünüyoruz. Bir de rebound zaten güçlü tarafı o. Hem hücumda hem savunmada. Rebound katkısı yapacağını düşünüyoruz. Ve biraz daha savunmadaki bu çabuk ayaklarla bize özellikle pick and roll savunmasında veya adam değiştiğimiz bölümlerdeki savunmalarda katkı yapacağını düşünüyoruz. Yani, ama tabii ben bunu bir oyuncu üzerinden değil, bu oyuncu seçme sebebimiz aslında biraz da Berke ile Ayberk oldu. Berke'nin basketbolunu tamamlayan bir oyuncu gibi duruyor. Ayberk'le de beraber oynayabilir. Biraz evet ince kalabiliriz ama sonuçta enerjisi yüksek bir takım yaratmak adına ciddi bir katkı olarak görüyorum. Bir de geçen sene Alex Hamilton'da sezon ortasına kadar Richon'da oynadı Jonathan Williams. Bize Alex'ten gelen bilgi de çok iyi bir bilgiydi. Bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman da Eylül ayına geldik. Sakatlanan bir oyuncumuz yerine bu ayda NBA'den çıkan bir oyuncu bulmak çok kolay bir şey değildi. Bana göre iyi bir transfer yaptık ama tabii zaman gösterecek. Takım kimyasına uyum sağlayacak mı? Sisteme uyum sağlayacak mı? Hepsini göreceğiz. Başka transfer yapacak mısınız? Yabancı için söylüyorum. Necip abi düşünüyoruz ama çok bilinmeyen var. Türkiye Ligi ayrı bir durum. Şampiyonlar Ligi bekliyoruz. Başlayacak mı, başlamayacak mı bilmiyoruz. Dolayısıyla bir de bizim tabii planımızın dışında bir gelişme bu uzun oyuncu değişikliği. 20 Ağustos'ta çünkü oyuncunun sakatlandığını öğrendik biz. Dolayısıyla Jonathan Williams'a şimdi bakacağız. Kadronun ihtiyacı olan son 6. oyuncuyu da, 6. yabancıyı da ihtiyaca göre bizim gördüğümüz eksikleri göre belirlemeye çalışacağız. Şu anda zaten çok markette de bizim arzu ettiğimiz çok fazla oyuncu yok işin doğrusu. Bir taraftan da araştırıyoruz. Çok da acele etmek istemiyoruz işin doğrusu. Çünkü bu kadar çok bilinmeyen olduğu bir yerde alelacele karar verip de sonra yanlış bir karar verdik. Bunu değiştirelim demek de istemiyoruz. Yazın Nikke ile ilgilenmiştiniz. Bildiğim evet. Kadarıyla yardımcın Ömer Uğrat'a da şeye çok hakimdir. Avustralya ligine. Şimdi yabancı deyince hep bizim akıllar şeye gider. Amerika'ya gider işte. NCAA, NBA neyse. Oysa Avustralya'dan da Türkiye'ye çok değerli oyuncular geldi işte. Ryan Brokoff, Brad Neely gibi. Avustralya ligi Türkiye için doğru bir pazar mı sence? Yani basketbol karakterini de dikkate alarak soruyorum. Vallahi Necip abi ben aslında yıllardır hep Avustralya ligini takip ediyoruz. Oradaki oyuncular benim işin doğrusu basketbolun ötesinde kültür olarak yaşam tarzı olarak çok beğendiğim bir kültür. Sert oyuncular, antren yapmayı seven oyuncular, mücadeleye girmekten kaçınmayan oyuncular. Dolayısıyla bana göre uygun. Fakat tabii şöyle bir durum var. Avustralya ligi 6 ay kazandığı paralar da Türkiye liginin çok üstünde aslında. Biz Brock Motum'un örneğin Avustralya'daki tekniği bizden çok çok daha yukarıdaydı. O Avrupa'da oynamayı tercih ettiği için bizim rakamlara getirebildi. Dolayısıyla hani biz hep radarımızda olan oyuncular da var orada. Fakat işin doğrusu hem bütçe olarak hem de hedeflediğimiz oyuncuların profili olarak biraz onların oyuncuların radarının dışında kalan bir takım oluyoruz. Çünkü bizim hedeflediğimiz oyuncuların birçoğu ya Euroleague'e ya da NBA draftına aday oyuncular haline geldi. Mesela geçmişte biz Jock Landale'le de çok ilgilenmiştik. Ama bir türlü alamamıştık. Biz orayı izlemeye devam ediyoruz. Çünkü dediğim gibi orada oynanan basketbol bize yakın bir basketbol ve ben o oynanan basketbolu çok severek izliyorum. Oradaki oyuncuların da hakikaten iyi bir okuldan geldiğini. Avustralya basketbolu bana göre çok iyi bir okul. İnsanlar tabii biraz uzak kalıyor belki Avrupa'ya ama benim çok beğendiğim bir okul. Yani bundan sonra da belki Brock Motum bize o kapıyı açabilir. Avustralyalılar belki bizi biraz daha fazla dikkate alabilirler. Amerika'yı çok iyi bildiğini biliyorum. Amerikan basketbolunu. Sana G League'le ilgili bir şey sormak istiyorum. G League gibi savunma düzeyinin aşağı seviyede olduğu bir ligden oyuncu alırken koç olarak nelere dikkat edilmeli? Valla Necip abi yani
Zaten oradan hep ya birinci yılın sonunda almaya çalışıyoruz biz. Ya da işte çok uzun zaman takip ettiğimiz bir oyuncuysa almak için gayret gösteriyoruz. Onda da şuna çok dikkat ediyoruz. Yani biz G-League maçlarını izlerken işin doğrusu ben yoruluyorum. Ama hep NCAA maçlarını da geriye dönük izleyip özellikle eğer oyuncu 4 yıllık bir üniversiteden geliyorsa, 4. yılını tamamladıysa yani son 2 senesini izliyoruz. Çünkü orası biraz daha bana gerçek basketbol geliyor. Bu taraf çünkü biraz daha geliştiren, biraz daha eksikleri gideren tarzda özellikle hücum ağırlıklı oynuyorlar. Son dönemlerde aslında uzun oyuncu seçerken çok zorlanıyoruz. Çünkü oynanan basketbol tamamen kısa oyunculara döndü. Uzunlar bile artık dışarıdan yüzdesi ne olursa olsun üçlük atmayı deniyorlar. Çok kolay olmuyor. Böyle bir basketbolun içinde savunmanın ne olduğunu anlamak da kolay değil. Dolayısıyla ya çok iyi takip ettiğimiz ya da bağlantılarımızın çok iyi bildiği oyuncuları almaya gayret ediyoruz. Anladım. Türklere geçelim. Berke ve Ayberk iyi görüntü verdi. Ayrıca Fenerbahçe'den aldığınız Saadettin, genç kart Eray. Onlar da oyunun içindeydi. Tabii bu şu anda hazırlık maçları oynadığınız için onların süre alması doğal gibi gözüküyor. Biz bu oyuncuları sezon içinde de görebilir miyiz? Vallahi bu sene enteresan bir sene. Yani ben ekiple de bunu çok tartışıyoruz. Bizim 6. yabancı gitme isteğimizin arkasında yatan da o. Çünkü testi pozitif çıkan bir oyuncu beraberinde 3-4 kişi götürebiliyor izolasyona. Dolayısıyla biz BGL takımındaki bu oyuncuları sadece Saadettin değil, Enes Baytok da, diğer uzunumuz Enes de, Alay Beyli. Onlar da kadroda. Oflaz'ı İstanbul'da bıraktık. Umut diye bir oyuncumuz daha var. O da İstanbul'da kaldı. Onlar sezon boyunca bizle beraber devam edecekler. Çünkü sezonun ne getireceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla beklenenden çok daha fazla evet dakika bulabilirler. Beklenenden çok daha fazla kadro yer alabilirler. Ama tabii realite normal şartlar altında bu oyuncuların bazıları hiç kadroya giremeyebilir. Ama bir de yani son 2 yıldır özellikle çok dikkat ediyoruz. Bu sene daha da fazla üstüne gitmeye çalışıyoruz bunun. Hani biraz BGL ile A takım arasındaki, biraz BGL ile alt taraf arasındaki bağı kuvvetlendirip Galatasaray basketbolunda altyapının ne kadar önem taşıdığını biraz hem taraftara hem yönetime aslında vurgulamak istiyoruz. Bir anlamda bir mesaj bu. İnşallah mesaj yerini bulur. Peki Berke ve Ayberk için ne söylemek istersin? Valla yani Berke bana göre potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Ben çok da beğeniyorum. Ancak Berke'nin tabii kendi kafasındaki basketbolu biraz değiştirmesi, biraz basketbolu düşünürken, basketbolu yaşarken biraz daha farklı yaklaşması lazım. Önce kafasında bir devrim gerçekleştirmesi lazım. Çünkü bana göre çok Euroleague potansiyeline sahip bir oyuncu. Ancak sen de biliyorsun böyle bu tip yetenekli oyuncular zaman zaman duvara çok çabuk toslarlar. Berke için bence bu ikinci bir şans bandırmadan sonra. Bu şansı iyi kullanırsa, biz de doğru bir şekilde yönetirsek bu şeyi, süreci sanıyorum Türk basketboluna iyi bir uzun kazandırmış olacağız. Ayberk, yani ben çok eleştiriyorum Ayberk'le alakalı. Hani bu 5. yılı galiba benimle beraber. Yok, bu 6. yılına giriyor. 5. yılını bitirdi. Dolayısıyla Ayberk'ten ben ne alacağımı ne almayacağımı çok iyi biliyorum. Ama Ayberk bana göre potansiyelin çok daha gerisinde şu anda. İnşallah yaşı da ilerliyor. Farkına varıp yeniden Türk basketbolu için amir takım aday kadrosunda bir oyuncu olma yolunda ilerler. Geçen sezonu iyi geçirdiniz. Ligde ilk 4'ün içinde kaldınız. Şimdi bu yeni kadronuzla Galatasaray taraftarı sizden ne beklemeli? Valla yani hedefimiz yine aynı şeyi tekrar etmek işin doğrusu ama tabii en büyük sıkıntımız şimdi biz diğer takımlar gibi elbette yeni kurulan bir takımız. Aşağı yukarı kadronun neredeyse tamamını Ayberk ve Caner dışında ve Göksel'in Yiğit var geçen 4 tane oyuncu değiştirmiş olduk. Olabildiğince imkanlar doğrultusunda da kaliteli oyuncuları bulmaya gayret ettik. Bizim hedefimiz yine Şampiyonlar Ligi oynanırsa ve Türkiye Ligi de sağlıklı bir şekilde devam ederse bu her ikilikte de ilk 4'ün içinde yer almayı hedefliyoruz. Ama tabii bu çok kolay bir şey değil. Çünkü bu sene hakikaten
bütçelerin bu kadar aşağı düşüşüyle beraber her takım birbirine çok yakın kadrolar kurdu bana göre. Avantajlı kadrolar var, geçmişten kadrosunu koruyan takımlar var. Ama gözüken şu ki hani yine Efes ve Fenerbahçe'nin arkasına sıralanacak bir takımlar grubu var. Biz o grubun içinde yer almaya çalışacağız sezon içinde. NBA'de favorin kim? Vallahi benim favorim Clippers. Bu akşam başlıyor. Ama orayı da anlamakta zorlanıyorum işin doğrusu. Yani bu kadar çok 4 kısanın hatta 5 kısanın oynadığı basketbol bilmiyorum. Yani basketbol hani uzun oyuncuların kısalar kadar dominant olduğu dönemleri ben özlüyorum işin doğrusu. Şu anda öyle uzunlarda kalmıyor. O uzunlara da yazık oluyor. Dışarıdan atıyorlar işte. Etkililer. Yani dışarıdan atıyorlar ama yani oyunun yani böyle nasıl söyleyeyim o korakor low post savunması hücumu benim çok sevdiğim bir şey. Ama o yavaş yavaş kayboluyor. Yani işin kötü tarafı biz de adapte olmaya başladık Avrupa olarak ama inşallah bu yani biraz moda gibi aslında. Basketbol biraz öyle bir şey. Yani 3 gün sonra bir NBA takımı çıkıp da 3 uzun oynamaya başlarsa iş de değişebilir. Yani dolayısıyla şu anki gidişatı ben çok keyifli bulmuyorum basketbol adına. Yani small ball'a karşıyız. Yani oynuyoruz. Biz de denedik burada. Oynamıyor değiliz. Zaman zaman 4 kısaya döndüğümüz oluyor. Bir taktik gereği yapılabilir ama hani bir felsefe olarak bütün sezon böyle oynamak ben doğru bulmuyorum. Ertuğrul teşekkür ederim. Herhalde denize girme saatin gelmiştir senin. Yok abi denize hiç girmiyorum ben. Yani Ankara'dan bunu söylemek insana acı veriyor ama gerçek. Yok ben de Ankaralıyım o yüzden çok denizden uzak duruyorum abi merak etme. Ertuğrul çok teşekkür ederim. Sağ ol abi görüşürüz selamlar. Sağ ol günler.